Şöyle bir şey var bizde rol modellerle ilgili kimi çok yüceltiyor, kimi de böyle yerin dibine batırıyor. Ya yani bu rol model dediğimiz kişiler de insan, etten kemikten yaratılmış. Onların da hataları var, kusurları var, iyileri var, kötüleri var. Ancak toplamda baktığımızda iyilikleri, kaliteleri, ahlakları toplumun üstünde. Onun için zaten rol model Zaten sıfır hata olsa peygamber olurlardı. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri, bir kültürden ifana programıyla yine sizlerle birlikteyiz. Hepinizi sevgiyle, saygıyla ve de muhabbetle selamlıyoruz. Kıymetli dostlar, her programda olduğu gibi bu programda da kültürle, irfanla ilişkili kelimeler değinmiş olacağız. Son birkaç programda rol modellik, rol modellerin özelliklerine değinmiş olduk. Rol modellerin günümüzdeki ee, önemi ve yerine değinmiş olduk. Bunlarla alakalı örnekler vermeye gelmiştik aslında. Bir önceki programın sonunda da buna değinmiştik. Her zaman olduğu gibi programımızın konuğu Abdurrahman Topaş Beyefendi. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Hoş gördük, sağ olun. Nasılsınız, iyi Çok misiniz? Çok şükürler iyisiniz. Hamdolsun, bizler de iyiyiz. Rol modellik konusuna 3-4 programdır değiniyoruz. Ama artık birazcık daha somutlaştıralım demiştik geçen programda ve özelliklerine değinmiş olduk. Şimdi de varsa örneklere denelim istiyorum. Yani aslında geçmişten günümüze birçok rol modelleri var ama siz birazcık daha güncel olsun dediğiniz için tabi bizim aklımıza genelde Hazreti Ömer gelir. Adaletle alakalı bir rol model göstereceksek veya diyelim <laughs> ki kahramanlıkla alakalı göstereceksek Hazreti Ali bütün rol modellerin üzerinde Üsve-i Hasene Peygamber Efendimiz gelir ama günümüzde de bu insanları Peygamber Efendimiz'i Hazreti Ali'yi Aziz Mahmut Hüdayi ve toplumumuzun, tarihimizin önüne gelen insanlarını örnek almış ve bunu hayatına yansıtmış insanlar var. Ve günümüzde hala yaşıyorlar veya çok yakın bir zamanda vefat ettiler. Bunlara değinelim. Bunların rol modellik konularının ne olduğuna değinelim isterseniz. Mehmet Akif'ten başlayalım mı? Başlayalım. Mehmet Akif üçlü bir rol model. Hayatını kısaca baktığımızda babası Arnavut Kosova'da, Kosova'nın İpek şehrinden. Annesi Bayramiçli, Yörük Evet. Çanakkale Bayramiç Türkmen bir ilçedir. Oraya hoca olarak gidiyor babası. Babası. Hı hı. Ve orada hayatının baytar mektebi öncesi hı hı. orada bir hayat sürüyor. Zaten ilk o ilmi de babasından alıyor. Bu ilmi babasından alan insanların hayatları genelde çok e, enteresan derecede zirve oluyor birçok noktada. Hani Doğru. bazı önemli insanlara baktığımızda ilk eğitimini babasından aldı diye birçok anekdot Görüyoruz. Mesela birkaç e, tarif yapalım. Mesela baytarlık, hekimlik, mühendislik, mimarlık. O yılların yani yaklaşık 120 sene önceki Türkiye'nin çok önemli meslek dalları. Hı hı. Bu adamlar hani e, Türk dizilerinde vardır hala. Beynin ne doktora ne mühendisler istedi de ben varmadım diyen hı hı. böyle bir kız modeli vardır. Evet. Gerçekten çünkü bir insan doktor mühendis vesaire olduğunda e, dünyevi olarak geçinmekle ilgili bütün konuları kapanır. Hı hı. Çünkü kesinlikle iyi maaşla iyi para kazanır bir. İkincisi bir statüdür. Bu statü problemi de kalkar toplumda. E, kendine tanıtma titri olarak. Mehmet Akif muhtemel ki çocukluğunda aldığı o idealizmle idealizm sebebiyle mesleğini çok az yapmış. Hı hı. Ağırlıklı edebiyat, felsefe, Toplumun kanaat önderliği, fikri manada, Evet buralarla dertlenmiş ve bu alanda hep mücadele etmiştir. Veterinerliğinde şöyle bir şey olduğunu düşünüyorum. Ee, malum hani o da insan anatomisi gibi hayvan anatomisini inceliyorlar. Evet. Orada da bir hikmet görürler. Zaten şöyle derler. Hekimler ya imanı çok güçlü olur hı hı. ya da hiç inanmaz. Çünkü insanı incelediğinizde, insan vücudunu, anatomisi incelediğinizde bir yaradan eli olduğunu görürsünüz. Ya bu ele tam teslim olursunuz, hı, hı. iman edersiniz veya tamamen reddedersiniz. Yani arada gidip gelmezsiniz derler. Evet. Tabii hekim olmadığım için veya öyle bir meslek okumadığım için bilmiyorum ama pek çok tıpçıyla konuştuğumda benzer şeyi aldım. Hekimle hekim arasında da bir fark var da yani illa heki, hekimlerin de hekim olması gerekiyor. Evet. <laughs> evet. Biri sadece hekim, öteki hekim olmuş demek artık. Tabi buradan sonraki hayatında İstanbul'da ağırlıklı devam ediyor. İşte bir dönem Ankara'sı evet. var ve Kahire'si var. Bir kere inandığı noktadan çok vazgeçmiyor ve taviz de vermiyor. Evet. Arnavut inadı galiba Yörüklerde Evet. Biraz... Yörüklerde de inat var. Orada Bilmiyorum da var. Evet. Keçi eti yedikleri evet, için. Evet. Evet. Inat bir hayvan olduğu için keçiyle beslenen. Tabi şey olur etki ediyor e, etki eder İbn Haldun'un o teorileri hala geçerli evet. mesela kaç yüzyıl önce söylemiş. yenilen gıda'nın insan anatomisine hı ve hı. zihnine e, etkisi Mehmet Akif'e baktığımızda mesela esasında Sultan Abdülhamit'le çok arası evet. iyi değil fikirsel yani bazı da çok ayrılıklar tabi, yaşıyorlar tabi çok, çok evet. ayrılıklar yaşıyorlar ama mesela cumhuriyet kurulduğunda o cumhuriyetin yani sekülerleşmesine de karşı durmuş. Hı hı. Yani bir yere kadar beraber yürümüş ama ondan sonra karşı durmuş. Esasında o da eyvallah deseydi hı hı. pek çok kişi gibi hı hı. E, çok daha rahat bir hayat sürerdi. Ama onu sürmediği için Kahire'ye gidiyor. Eyvallah demediği için gidiyor zaten. Eyvallah demediği evet. için gidiyor. Çünkü gerçekten cümle tarihine baktığımızda hani bir işte kuruluş dönemi var ki vesaire herkesin ittifak ettiği bir hı hı. E, süreç. Ondan sonraki dönemde gerçekten çok sert bir batıllaşma başlıyor. Keskin bir batıllaşma başlıyor. İşte Kur'an-ı Kerim zaten İstiklal Marşı dönemi, onun kabulü ve ödülü, İstiklal Marşı'nın ödülü meselesi, hı hı. E, mükafatının bağışlanma meselesi. Efendime söyleyeyim, Kur'an tercümesi konusu hı hı. E, ve Mısır e, dönemi. Mısır'a gittiğinde de çok da böyle orada da el üstünde ağam paşam bir hayatta yaşamıyor. Evet. evet. Yani Safahta vesaire yazdıklarını gerçekten hayatına idealize etmiş evet. bir insan. Onun için Asım'ın nesli tabiri ve tarifi hı hı. kendisinden sonra onlarca yıl birkaç kuşağın evet, evet, evet. idealize karakter olarak benimsediği hı hı. ve bu manada bu yolda yürüdüğü bir insan. Bu toprakların adamı, kabri de bu topraklarda ve böyle çok uzaklarda arayacağımız bir e, insan da değil. Hı hı. Şimdi e, sohbetin ilk başında mesela Sahabi örnekleri bize çok uzak geliyor. Evet. Özellikle yeni kuşağı. Hı hı. Abi onlar kaç yüzyıl önce, kaç bin yıl önce yaşamış. İşte o toplum başka bir toplum. Bugünkü gelinen nokta başka bir şey ama. Yani Mehmet Akif çok uzak değil. Çok uzak evet. değil içimizde. Ve esasında bugün gelinen süreç zaten o yıllarda başlamış. Evet. Hep şöyle bir şey derim. Son 150 yılı tek parça okumak lazım. Pek çok fikir, modernleşme fikirleri. Bu modernleşme nasıl modernleşme olacağı. Hı hı. Evet bir modernleşme, İslam modernleşmeye karşı değil ama modernleşmeden maksat ne? Neyi hedefliyor? Bu noktadaki çok ciddi itirazları olmuş. Zaten Mehmet Akif'in Abdülhamit Han'a Belki birazcık fikirsel bazda karşı çıkması nedeni de toplumun giderek sekülerleşmeye yatkın olması ve toplumun giderek bozulması. Yoksa diğer türlü e, diğer devletlerle mücadele etmesinden de karşı canım. çıkmıyor. Tabii, tabii. O, Ama toplumun e. ahlaki yapıdan erozyona uğradığını görüyor ve o şekilde toplumu düzeltmek için belki biraz karşı duruyor. Ve bunu hayatın sonuna kadar da götürüyor. E tabi. Evet. Son nefesine kadar. Yani son nefesine kadar, kadar bu şey... E, işte adanmış adam böyle oluyor ve pek çok insana ilham kaynağı oluyorsunuz. Evet. Ha şöyle bir şey var bizde. Hep. Rol modellerle ilgili kimi çok yüceltiyor, kimi de böyle yerin dibine batırıyor ya. Yani bu rol model dediğimiz kişiler de insan. Hı, hı Etten kemikten evet. yaratılmış. Onların da hataları var, kusurları var, iyileri var, kötüleri var. Ancak toplamda baktığımızda iyilikleri, kaliteleri, ahlakları hı. toplumun üstünde. Onun için zaten rol model rol model oluyor. oluyorlar. Zaten sıfır hata olsa peygamber olurlardı. Bizim taklit edebilme ihtimalimizin olduğu insanlar bunlar. Evet. Mesela Mehmet Akif'in sözünde durma hadisesi var ya birçok noktada birçok arkadaşa hmm. örnek olarak verirsiniz. İşte yağmurda bekliyor bir arkadaşını. Ondan sonra söz verdiği saatte arkadaşı gelmiyor. Ertesi gün rastladığında onunla konuşmuyor mesela. Bu mesela toplam kalite. Yani insanımızın o günkü değişimini erozyonuna karşı bir mücadele evet. içerisinde olan bir insan. Tabii böyle insanlarımızın sayısı artarsa toplum kalitesi artıyor. Azaldığında azalıyor ama tabi maalesef Türkiye çok politize bir toplum oldu. Öyleydi. Hı hı. Daha da şimdi arttı. daha da oldu evet tabii. Hep böyleydi. Yani şimdi bakıyorum mesela Mehmet Akif muhaliflerine ya öyle bir olumsuz anlatıyorlar ki veya Necip Fazıl muhaliflere hı hı. Ona evet. da geleceğim. Ya bunlar bir insan yani. Evet. Etten ve kemikten yaratılmışlar, tabii ki kusurlar olacak, hatalar olacak. Senin babanın kusurlarına bakıyor musun? Evet. Kendi kusurlarına bakıyor musun? Bakmıyorsun. Zaten kendi kendisinin kusuruna ve hatasına e, takılıp kalmadığı için zireveleşmiş. Yani ben geçmişte çok büyük hatalar işlemiş birisiyim. Toplumun önüne çıkamam demedikleri için aslında toplumu şekillendirmişler. Feda kavramı çok önemli. Rol modellerde. Ben şimdi hmm. Beşiktaşlıyım. Çok e, futbolla alakam olmasa da Beşiktaş'ta biliyorsun maddelerinden bir tanesi de fedadır bayrağındaki. Şimdi gerçekten insan nefsinden fedakarlık yaptığında kaliteniz artıyor. Kaliteniz arttığında rol modele doğru gidiyorsunuz. Gidiyor. Evet. Evet. Mehmet Akif'te de bu bu fedakarlık var. ben kesinlikle Mehmet Akif'in tekrar okunması, hı hı. incelenmesinin önemli olduğu kanaatindeyim. Kim tarafından? Farklı farklı insan grupları tarafından. Mesela verdiği bir fikri mücadele. Evet. Bak aynı noktadayız. Aradan yaklaşık yüzyıldan fazla geçmiş. Aynı yine sekülerleşmeye sekülerleşmeyi konuşuyoruz. Hmm, toplumun bozulmasını konuşuyoruz. Toplum bozulması konuşuyoruz. Müslümanlardaki kalitenin aşağı doğru gitmesine, Müslümanlık kalitesinin aşağı doğru gitmesinden şikayet ediyoruz. Orta Doğu'nun, Müslüman coğrafyanın Harp, darp gibi konulardan dolayı hı hı. olan e, acıklı sahnelerini konuşuyoruz. E, Efendime söyleyeyim. Resulullah olan, sallallahu aleyhi ve sellem olan aşkı konuşuyoruz. Evet. Mesela onun Neci Çölleri çok müthiştir yani. Tabi. Asım'ın neslini haliyle konuşuyoruz. Evet. evet. Böyle bakınca gerçekten Mehmet Akif bizim için bir e, rol model e, şahsiyettir. Kesinlikle iyi okunması, irdelenmesi ve hayatından örnekler alınması gereken bir üstaddır. Bu vesileyle mekanı cennet olsun. Zor zamanlarda yetişti. Zor insanlarla yetişti aslında. Baktığınızda günün padişahına e, belki bir nebze fikirsel bazda muhalif davrandı. Fikirlerini e, empoze etmeye çalışmadı. Edebiyat yoluyla insanları sevdirmeye çalıştı. Hı. Sadece belki izleyicilerimizden, belki dinleyicilerimizden Asım'ın neslini niçin Mehmet Akif Asım'ın nesli diyordum ya diye söylüyor. Kimdir bu Asım? Ve ee, sadece onu öğrenseler aslında Mehmet Akif'in ne kadar büyük bir fikre, büyük bir zihne sahip olduğunu anlayacaklardır. Çünkü Asım'ın kendi içerisinde hı hı. E, işte Asr-ı Saadet'teki o hadisenin kendi içerisinde mükemmel, dehşetli bir aslında arka planı vardır. Yine İstiklal Marşı zamanında yapmış oldukları hani bugün günümüzde çok meşhur bir sanatçıya telif hakkı vermeyelim de sen bize bir eser ver deseniz kıyameti koparırlar. Ama İstiklal Marşı gibi bir marşı yazıyor ve ödülünü kabul etmiyor. Yani bunlar hep uç noktada örnekler. Gerçekten. Şimdi gelecek. iki örnek vereceğim. Biri Özbekler Tekkesi. Hmm. İstanbul Üsküdar'da. Öteki de hamam önündeki Tacitin Tekkesi. Ankara'da. Ankara'da. Evet. Şimdi bu iki tekkede esasında Anadolu topraklarının işgalden kurtulma mücadelesinde yani bizim hürriyet bağımsızlık mücadelemizde iki kilit nokta. Hani bazıları değil. Ki bunlar ne işe yarıyor, ne yapmışlar şöyle e, söylenmedik kötülük kalmadı hmm. tekke ve dergahlarla ilgili. Evet. Ama işte bu iki yer. Özbekler Tekkesi biri, ve biri, Taceddin Dergahı. İstanbul'daki o insanları Anadolu'ya sevk eden Hı -hı. ve bunun riskini dayağını, eziyetin cefasını çeken bir merkez. Evet. İkincisi de mücadeleyi taşlandıran Hı -hı. İstiklal Marşı'nın yazıldığı yer. Yani evet. biri başlangıç, biri Bitiş nihayet evet. gibi bir nokta. Evet. Çünkü artık İstiklal marşıdan sonra tam yeni bir devlet, yeni Hı -hı. bir e, mu tam ilan etmiş oluyorsun. Bu anekdot önemli. Hı -hı. Yani bizim Anadolu topraklarında yeniden ayağa kalkmamızda iki önemli tekke var. İstanbul'dakiler, Özbekler tekkesini önemsemeli. Ankara'dakiler de Tacettin dergahını önemsemeli. 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 Peki Mehmet Akif'e baktığınız zaman. En öne çıkan tarafı diyelim ki günümüzde insanların alması gereken e, rol model olarak alması gereken en önemli özelliği hangisidir? Bir de böyle bir şey yapalım. İdealizm. 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 Hmm. Yani şartların olumsuzluğu onu hiçbir zaman yavaşlatmıyor. Hmm. Ümitsizliğe, bedbinliğe, bıkkınlığa, neme lazımcılığa götürmüyor. Hmm. Yani şartlar ne olursa olsun mücadelesine devam eden bedelini hmm. ödeyerek. Evet. Bedellerini diyelim hatta. Her mücadele bir bedeli gerektiriyor evet, aslında. Kesinlikle. evet ve Böyle bir insan. Ve pek çok kere de e, dünyevi olarak çok keyifli bir, rahat bir hayat sürme imkanları doğmuşken hı hı. buna hayır diyebiliyor. Bugün çok bencilleştik hepimiz. Evet. Kendim de dahil ediyorum. Buna hepimiz çok bencilleştik. İdealizmimizin ciddi manada azaldı ve örselendiği bir noktaya geldik. Hı hı. Hep birilerine havale ediyoruz. Veya bir şey yapıyorsak bir karşılık bekliyoruz. Hı. Ya bakın deprem oldu. Türkiye'den çok büyük bir coğrafyası yerle yeksan oldu. Hı hı. On binler vefat etti. Evet. Yardımlar yapıldı. Bir kısmımızdan çıktı dedi ki işte biz esasında bu yardımları politik hı. yapmıştık. Evet. Der gibi bir bir çok, ifade. Çok ederim. talihsiz açıklamalar gerçekten. Bulunlar. Evet. Yani bundan da ayıp bir şey yok yani. Evet. İşte İdealizm bitmiş. Ne idealizm bitmiş? Yardımlaşma. Bunu politik amaçlı hı hı. yapıyorsun. Birazcık da vicdanını rahatlatıyorsun. Arka planda politik amaç hakim ama. Maalesef yani hı. ben de fark etmemiştim böyle bir şeyi ki sağda çok gördüm Tabii, çok farklı evet. görüşlerden insanlar ve çok da mutlu olmuştum. Hı hı. Ama çıkan neticeden sonra yapılan davranış demek ki Allah rızası için veya insanlık namına nereden bakarsan bak ikisi de yokmuş. Bu da ayrı bir şey. İdealizmin. Ben üzüldüm, evet. üzüldüm şahsen. Üzücü bir şey. Fakat şöyle mi? Şu da olabilir belki. O aşamada o anda depremin olduğu o anda veya o haftalarda insanın merhameti ve vicdanı galeyana gelmiş olabilir. Yardım etmiş olabilir. Olay Olaylar olup bittikten sonra karşısına çıkan başka bir hadiseden dolayı yapmış olduğu yardımı da ya keşke yapmasaydım demesi de yanlış. Birincisi arka planda zaten amacı politize olmak. Hiçbir şekilde iyilik yapmak aklında yok. Arka planda ben nasıl olsa bunu yaptığımda reklamım olacak gibi niyetle gidiyor. İkincisi de aslında gerçekten politize bir amacı yok. Gidiyor yardım ediyor. Fakat sonra onun kendi isteği doğrultusunda hareketimlerini görünce ha bir dakika yardım ettim. O zaman o yardım geri ver demesi. Esasında bu sadece bir kesime ait değil. Her kesime Herkes ait bir şey. Şimdi Mehmet Akif necit çölleri dedik. Hı -hı efendimize ait aşk dedik muhabbet dedik. Hı hı. Şimdi onun da bir örneğini vereyim. Bugün geldiğimiz nokta ne? Şimdi dindarlar. Evet. Üzerinden hı hı. bu sefer bir hikaye konuşalım. Çuvaldızı kendimize Heh. batırıyor şu anda. Şimdi evet. hac var işte evet. ee, bir hafta 10 gün sonra hac başlıyor. Tavaf ederken 5 selfie çekiyor. Tavaf bitince 10 selfie çekiyor. Medine-i Münevvere'ye gidince Ravza'da inan yani son yıllarda yani Ravza'nın orada e, FaceTime'dan ı, açık veya WhatsApp'ın görüntülü aramaları açık olarak o hakikatin hı hı. karşısında yapay, yapay ekranlarla böyle herkes görüntü çekiyor. Evet maalesef. Hatta keşke Suudlular bu konuda hassas olsa da yasaklasalar. Özellikle video çekimi. Yani sürekli bir arıza endam ediyorsun. Hı hı. Ben buradayım. Yani çekiyorsun fotoğrafını yolluyorsun. Kabe'yi arkada fon olarak kullanıyoruz. Evet. Belki bunu bu manada tam yapmıyorlar ama gelinen nokta bu. Evet. İşte idealizm kayboluyor orada. O Allah'ın evine varış hı hı. ve or orada evin sahibine, Beytullah'ın sahibine ulaşma iradesi. Kayboluyor. Oradan kayboluyor. Ya bayağıdır hacca gitmedik bir gidelim. Devamlı şak şak çekelim. Bunları Instagram'da paylaşalım. Herkes bize like atsın. Kimi dua istesin. Kimi dua etsin. Tamam bu iyi tarafları da var ama. Hı hı. Evet ben hacca gittim. Hakkınızı helal edin diye oradan bir fotoğraf paylaşabilirsiniz. Çünkü helalleşmek çok önemli. Ama yani sürekli bir dijital gündem var ve haccınıza veya umrenize o dijital gündemin konusu yapıyorsunuz. Bu da idealizmi ortadan kay kaybediyor. Bu da bu da idealizm işte evet. o Mehmet Akif'in anlattığı Habeşli efendimizin kabrinin önüne gelip kendini Oraya atan kişi oradaki aşkı tarif ediyor. Evet. Yani Nasıl bir aşk da geliyor. Biz de e, kamera aşkıyla <laughs> evet. gelip oradan paylaşıyoruz. E tabi burada sahiciliğimizi yitiriyoruz. Hı hı. Sonra dünya nereye gidiyor diye soruyoruz. Bu noktada biz kendi idealimiz aslında e, tabi hacca gitmek. Niyetimiz hacca gitmek. Hac ibadetini yapmak fakat o evet, selfie dediğimiz o telefonu elimize aldığımızda selfie çekmeye başladığımızda kendi idealimizden ödün vermeye başlıyoruz bir anlamda. E, Tabi işte evet. paylaşıyorsun. E, Onu yani bozmadan o, yapmak o, lazım. O içe kapanmayı, orası biraz içe içe kapanma yeri. Kendini sorgulayacaksın. Evet. Hani e, nefsini bilen Rabbini bilir. Meselesi kendini sorgulayacaksın. Oradan Ya Rabbi'ye döneceksin. Ama evet. o kadar meşgulüz ki ha bunun içerisinde kim var? Ben de dahilim bunun içerisine. Herkes dahil, hepimiz dahiliz yani. Gayri ihtiyarı bunları yapıyoruz. Hı hı. Yani organize bir şekilde böyle birilerini suçlamak olarak yapmıyorum. Ben yani buna kendimi dahilim. Ama ya yani yapmamalıyız. Yapmamalıyız. Evet. Yani hatta geçen Beytullah'ın bahçesinde evlilik teklif edenler, bunu kayda alanlar. Ya yani bu arkadaşlar kötü niyetle yapılmış şeyler değil ama oranın bir özgünlüğü var, bir asaleti var, hı hı. bir ağırlığı var. Onu yayınlamasa belki kabul edilebilecek. Evet o senin aile içinde arandık. kalsın evet. yani. Aile albüm gibi hı hı. kalsın. Ama evet. bunu herkese ettiğinde iş başka bir tarafa doğru gidiyor. Benim çocukluğumda biliyorsun hayatımın bir kısmı orada geçti. Çocukluğumda fotoğraf makinesi sokmak bile yasaktı. Şöyle böyle yandan açılan fotoğraf makineleri var. O, o cebime sığardı. Oraya giderdim. Böyle gizlice bakardım polisin olmadığı bir yerde şak diye bir tane fotoğraf çekerdim. Hatta gündüz çekmeye çalışırdım ki flash patlamasın diye. Sonra işte onu gidip İstanbul'a dönünce tab ederdik. İşte bir hatıra diye koyardık evimizin aleminde veya bir yere asardık. Hı hı. Şimdi burada bambaşka bir noktaya geldik. Yani evet. başka şeyler de var ama i̇dealizm gerçekten idealizmden konusunda, belki, evet idealizm evet. noktasında örnek almalıyız. Örnek almalıyız. Gerçekten kişiler üstünden gidip derde derman olmak ne demek? Çünkü dertlere derman olduğunuzda da aynı zamanda rol model oluyorsunuz. Evet. Kanaat önderliği de bu oluyor. İnsan geliyor derdini size anlatıyor. Çok önemli. Derdi ne çözüm bulabildiği insan rol model oluyor. Bir de kültürden irfana diyoruz ya aslında kültürümüzü de irfanımızı da e, tam olarak biliyor. Mehmet Akif de dahil olmak üzere o kültürde o irfanda yetişiyor. E, dert neyse biliyor ve ilacını da çok rahat bir şekilde söylüyor. Bu anlamda. Bir de tabi İstanbul'da yaşamının getirdiği bir dünyayı okuma şeyi evet. de var. Mesela Prizren Birliği dedikleri Arnavut Birliği idealizmi Artık görüyorlar ki imparatorluk çatır diyor. Hı hı. E, diyorlar ki Arnavutlar biz de bir Arnavut Birliği kuralım. kendi devletimiz olsun. Orada yaşayalım diye. E, milliyetçilik o Fransız İtler'den sonra gelen süreçte mesela diyor ki orada ben ki Arnavut'um işte Viran'a yurdum hı hı. diye e, bir tarif var orada. Şöyle bu, prezident birliği ile bu karar alınıyor ve bir devlet kuruyorlar. Ee, Tabi gücü yetersiz olduğu için, askeri gücü, Slavlar, ağırlıklı sırtlar gelip işgal ediyor. Tabi katliamlar, şunlar, bunlar filan. Ee, tabii o günleri görünce de hani diyor, siz diyor, milliyetçilik yapıp ayrılmaya çalıştınız diyor. Ama diyor, ana yapıdan koptuğunuzda diyor, bak başınıza, başınıza ne haller geldi, geldi diyor. Evet, o dersi evet. çıkarıyor gerçekten. Şimdi, Ders çıkartıyor ve anlatıyor topluma. Bu arada da bu konu bizde hiç konuşulmaz. Hep birinci dünya savaşındaki bazı Arap kabilelerinin ihanet ihanetleri konuşulur. konuşulur. Bu konu konuşulmaz. Gerçi çok karışık bir dönem. Ee, bir evet. tarih programı yaparsak, tabii işicilerine çıkamayız. herhalde. kesin bizi taşlarlar <laughs> tarih çünkü evet. çok şey yani taş taşlanmalık bir. Taşlarlarsa e, doğru yoldayız demektir. Öyle Ta, öyle mi evet, diyorsun? Tabii taşlamazlarsa. O zaman herkesin istediği şeyleri söylüyoruz demektir. Doğru. Etli evet. et, etli sütlüye <laughs> dokunmayan ama sonuçta e, hepsi bizim geçmişimiz. Tabii. Yani İyi veya kötü. Tabii. Yani bütün gerçekliğiyle kabul evet, yani gerekiyor. Evet. Yani Şam'da bizim toprağımız, tabii. Prizren'de bizim toprağımız hepsi bizim kültür olarak bizim toprağımız. Yoksa evet. Politik manada söylemiyorum. Yani bu büyük olduğumuzun göstergesidir. Her şeyi olduğu gibi kabul etmek. Hı. Yani yaramaz çocuğumuz da olsa o bizim çocuğumuz. Yani gitmiş olabilir, ihanet etmiş olabilir önemli değil o bizim çocuğumuz. Öbür taraftan güzellik de varsa o da bizim diye kabul etmemiz gerektiğini gösteriyor. Hata insanlara evet. ait bir şey. İşte rol modellerin mesela evet. en büyük özelliği hatalı insanı hatalı kusurlu diye ilişki kesmiyor. Evet. O hatasını kusurunu nasıl gideririm gayretinde? Evet. Onun için bazen şöyle bir şey oluyor. Ya bu kadar bozuk adamın, bu kadar güzel adamın yanında ne işi var? Evet ya? İşte o bozuk adam o onunla yüzden, beraber evet, olacak ki evet. ya düzelecek en azından veya kötülüğü azalacak. Kötülüğü azalacak. Çok güzel bir bakış açısı. Toplum bazında da öyle aslında. o Çok önemli bir nokta aslında. Yani merkezi konumda olmak, büyük olmak bunu gerektiriyor. Evet. Çok teşekkürler. Biz teşekkür ederiz. Sağ olun, var olun. Mehmet Akif'e değinmiş olduk bu programda ama bu silsile, bu belki e, artık ne diyelim buna bir, bir e, sıra verelim. Devam etsin. etsin. Gelecek programda hatta Necip Fazıl diye ağzınızdan kaçırdınız. Belki Öyle mi? Necip Fazıl'a değinmiş olacağız. <laughs> Bakalım onun hangi özellikleri var? Sizin gözünüzden bakmış olacağız. Önemli olan bu zaten. Eyvallah, eyvallah. Çok teşekkürler. Teşekkür ağzınızı sağlık. Sağ olun. Sağ olun. Kıymetli Erkam Radyo dinleyicileri, değerli Erkam TV izleyicileri yine bir kültürden irfana programındaydık. Çok güzel konulara değindik. Mehmet Akif'e değinmiş olduk. Aslında rol modelliği somutlaştırmış olduk. Mehmet Akif'in bizim gözümüzden belki Abdurrahman Bey'in bakmış olduğu o gözden hangi özelliklerini örnek almamız lazım buna değinmiş olduk. Bir sonraki programda da başka bir isme değinmiş olacağız. O anadaki hepinizi Allah'a emanet ediyoruz. Hoşçakalınız.